Ben YT içinde kaydı başlattım. YT'den bizleri izleyen dostlar da hoş geldi arkadaşlar. Gate.io'da biliyorsunuz ki ara ara güzel startuplar oldukça elimizden geldiğince bunları YouTube tarafını da tanıtmayı ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Her ikiniz, yani hem Gate Live'da anlık izleyenler hem de YouTube'da izleyenler, hoş geldiniz arkadaşlar. Eğer hala Gate.io üyeliğiniz yoksa açıklamalardaki referans linkini kullanarak üye olabilir ve komisyon indiriminden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bu projeyle alakalı bütün linklere de açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Nasılsınız dostlar? Agim hoş geldin. Kaya eyvallah. Merhaba hocam, iyi yayınlar. Seyahat, Eyak'la Yakup, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler, devam. Hep bayağıdır yokuz buralarda da. Umarım iyisinizdir. Biz iyiyiz işte, ne olsun abi. Devam. Biliyorsunuz artık Gate.io'da çok fazla yayın açmıyorum. Yani açıyorum ama eskisi kadar sık yapmıyorum. Öyle takılıyoruz. Biz de ne yapalım. Tabii kademeli olarak değerlendirilebilir bence. Ya biliyorsunuz bu proje yayını olduğu için çok fazla değinemiyoruz üstüne. Ama akşam muhtemelen normal bir analiz yayını açarım. O zaman detaylı değiniriz birçok şeyin üstüne. Ama genel anlamda söylemek gerekirse evet, yani bunların hepsi bence kademeli olarak girişler şartıyla, yani her geri çekilmeye bir miktar ayırmak kaydıyla bence bunların birçoğu alım fırsatı diyebiliriz kabataslak. Açın hocam, özlendiniz, eyvallah. Valla açarız herhalde bu akşam arkadaşlar, saat 8-9 gibi falan. Yayında oluruz diye düşünüyorum. Next Gemi. Bakalım arkadaşlar bu projede neymiş. Startup ön sipariş etkinliği ve kurallarına ilişkin Gate.io duyurusu demişler. Gelirim hocam. Tamam, gelirsiniz, o zaman bakarız detaylıca. Bu etkinlik Next Gemi NEXG başlangıç ön siparişi içindir. Next Gemi NEXG birinci aşamalarında olduğundan token lansmanının zamanı. Bak size bir şey söyleyeyim. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Bu projeyle birlikte Gate.io şunu istiyor arkadaşlar. Artık yavaş yavaş katılımlarda VIP 3'te aşağısına bu projeye katılamıyor mesela. Yani adamın elinde 100 GT tutması lazım abi. Hatırlıyor musunuz? Ben size Gate.io token'la alakalı, tabi bunlar daha ortaya çıkmadan, yani hani tabi bir bilgim yoktu benim de. Ama bakın GT token iyi. Bak GT token farklı yerlerde listing olabilecek bir atakta şu anda. Ben Gate.io token yatırımı yapıyorum. Sizler de ihmal etmeyin. Görmezden gelmeyin gibi birçok şey söylüyordum. Şu anda da emin adımlarla dediğim noktalara ilerliyor. Şu yapılan şeylerle. Ya 3-4 dolarlarda falan Biz bunları dile getiriyorduk aylar öncesinde. Yani tutulması gerektiğini. Gerçi hala çok, yani hala fırsatı var bence. Böyle. Ön sipariş süresi 15 Nisan 06.06.2024 21 Nisan 06.2024 UTC. Dikkat! Ön sipariş iptali 20 Nisan saat 6'dan sabah 6'dan sonra devre dışı bırakılacaktır demişler. Biz gerekli bağlantıları açtık, bakacağız zaten arkadaşlar. Ön sipariş fiyatı 0,04 USDT, değerleme 40 milyon dolar. Ön sipariş tedariği 2.500.000 NEXG. Token lansman zamanı TBA. Dikkat, projenin geliştirilmesi, projenin gerçek token yayınlama süresine olarak ertelenebilir demişler. Kilit açma kuralı TG'den sonra 6 ay uçurum, 15'e hak kazanma demişler. Dikkat, token yayınlanma kuralı olası değişikliklere tabidir ve proje ekip tarafından açıklanan nihai kurallara tabidir demişler. Startup ön sipariş etkinliği ve kullanıcı katılım kuralları şu adreste ayrıntı olarak açıklanmıştır. Lütfen dikkat ettiğinizden emin olun. Çünkü blockchain startup projesi hala yapım aşamasındadır. Birinci aşamada Gate.io lansman zamanı ve lansman sonrasındaki fiyat eğitlimi konusunda herhangi bir garanti vermeyeceği gibi kullanıcıların ön siparişe katılımı kaynaklarının tazminat gibi zararlarında sorumlu tutulamaz demişler. Lütfen riskleri ve riskleri üstlenme yeteneğini tam olarak anlayarak katıldığınızdan emin olun demişler. Next Gemi temel amacı geleneksel oyuncuları Web3 alanına çekmek olan bir blockchain oyun vitrini ve sosyal platformudur. Token adı Next Gemi, token sembolü NEXG, toplam arz 1 milyar adet. Token türü ERC20, akıllı sözleşme adresi TBA, token tahsis ve hak kazanma programı vesaire vesaire. Oyun madenciliğinden de kazanabiliyor musunuz? Çok da fazla bir yazı yok. Gerekli yerleri biz açtık zaten, buradaki linkleri. Devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok proje aktif olarak şu anda da airdrop'ta. Bazıları bunların dolar olarak, bazıları GT olarak isteniyor. 1132 tane de tamamlanan startup var arkadaşlar şu anda hali hazırda. Yepyeni Gate.io startup ön sipariş programı projelerini başlatacak demişler. Başlangıç ön siparişi başlatmak üzere Gate.io yeni başlangıç ön sipariş projelerini başlatacak ve özel kurallara şarak gibidir. Katılım kuralları VIP seviyesi büyük eşittir 3 olan ve 100 GT'den az olmayan kullanıcılar startup VIP 3'e veriyor. Evet. Başlangıç ön siparişte katılabilirler. Farklı VIP seviyeleri ve minimum GT varlıklar aşağıdaki ayrıntılara verildiği gibi mevcut farklı hisselere karşılık gelir demişler. Katılımcıların aldığı tokenlar, katılımcının ön sipariş paylaşımları bölü toplam ön sipariş paylaşımları çarpı başlangıç toplam arzı. 100 GT var, vermiyor mu? Zaten senin 100 GT tuttuğun zaman VIP 3 olman gerekiyor. Gerçi 100 GT VIP 1 oluyordu. Kullanıcıların, işte buraya yazmışlar, kullanıcıların hem VIP seviyesi hem de minimum GT sahibi olma gereksinimi karşılamalarıdır demişler. Yani hem VIP 3 olacaksın hem de 100 GT tutacaksın. Ama bak burada demişler ki yalnızca bir şartın karşılanması halinde karşılanamayan şart üzerinden karşılık gelen gelen paylar alınacaktır demişler. Bak demiş ki 200 GT bir ev sahibi VIP 5 kullanıcısı 160 hisse için ön sipariş verebilir. Yani adam VIP 5, tamam mı? Ama 250 GT'si yok. O zaman burayı tam veremiyor. Ve neyi veriyor? Burayı tuttuğu için 160'ı veriyor. Bak 200'ün üstüne tuttuğu için. Eder. Onun bir iki hafta mevzusu var. Bak. Minimum GT miktarı 14 gün içerisindeki ortalamaya göre hesaplanıyor. Tamam mı? Yani 2 haftadan sonra artık katılmaya başlarsın Kaya. Yani o 2 hafta içerisinde senin 100 GT tutuyor olman, daha sonrasında katılabiliyor olman lazım. Böyle. Anlatabildim mi? Veriyor yani. Ön siparişin iptali hakkında. Ön sipariş süresi boyunca kullanıcıların ön siparişlerini iptal etmelerine izin verilir. Ancak ön sipariş süresi bitiminden 24 saat önce iptal işlemleri devre dışı bırakılacaktır. Ön siparişi iptal etmeniz gerekiyorsa lütfen ön sipariş sayfası bitimine 24 saat kala iptal edin. Yani son tarihten 24 saat önceye kadar iptal edebiliyor musun? Bir proje ön sipariş tarihine itibaren 3 yıldan fazla bir süre boyunca token ihraç edilmezse kullanıcılar ön sipariş tarihleri olabilir. Maşallah 3 yılda. Ön sipariş depozitosu doğrulamanın ardından 7 iş gün içerisinde spot hesaba iade edilecektir demişler. Bir proje ön sipariş tarihine itibaren 5 yıldan fazla bir süre boyunca token çıkarmazsa ön sipariş depozitosunun tamamı 7 iş gün içerisinde katılımcı spot hesabına iade edilecektir. 5 yıl. Projenin başarısız olması durumunda ön sipariş depozitosunun tamamı 7 iş günü içerisinde tüm katılımcıların spot hesabına iade edilecektir. Ön sipariş süresi sona erdikten sonra tahsis edilen paylar kilitlenecektir. Ön sipariş, burada bak kilitliyor süre hesabı. Şimdi bak bazılarında kilitlemiyordum hatırlıyorsanız. Ön sipariş hisselerinin dolması durumunda nihai tahsis kullanıcılara dağıtılacak ve ilgili ön sipariş depozitosu her katılımcının ön sipariş hisseleri toplam tahsis oranına kilitlenecektir demişler. Sakura hoş geldin. Başlangıç ön siparişine katılmadan önce kullanıcı risk toleransı değerlendirmesi tamamlanması gerekir. Başlangıç ön siparişi piyasadaki proje başarısızlığı, mali kayıplar riskleri içerir, bu riskleri almaya hazır olmalarına emin olun vesaire vesaire demişler. Slay welcome. I am fine Slay and you. Bu da sayfası arkadaşlar. Buradan katılıyorsunuz. Bu da ne? Kendi siteler arkadaşlar. Bunun Türkçesi yok ya. Sonraki sınıra hoş geldiniz. Oyunlarda Web3 dünyasını kucaklamak diye bir başlık atmışlar. Kullanıcı dostu, merkezi olmayan platform, blockchain ağ savaşı, savaş operasyonu yok. Kısa böyle savaş, video savaş diye de yaşayın. Eş zaman savaş, otomatik savaş sistemi, yalnızca ilgili soru, aktarın vesaire. Kullanılabilirlik, değişmezlik, virallik, merkezi olmayan diye de bir yön vermişler. Gamefi desteği. Eğlenceyiz. Kullanım kolaylığı, oyun doğası, toplum, likitle oyunlar, ekonomik. Bunlara tıklayabiliyor muyuz? Bakabiliyor muyuz? Yok. Nasılsınız bu arada arkadaşlar ya? Bayağıdır çok fazla yayın açıyorum buralarda. İnşallah iyisinizdir. Bayağıdır pek görüşemiyoruz. Aynen. İnşallah iyisinizdir. Valla yani bu akşam falan yayın açarım herhalde. Yarın falan da açarım da. Burada şöyle bir saat, 1,5 saat kısa bir yayın yaparız. Ama evet, son dönemlerde çok yayın açıyorum bu taraflarda. Farklı işlerim var o yüzden arkadaşlar. Yo, bayram tatiliyle. Yok, bayram tatiliyle ilgisi yok abi. Ben bayramda da yayınlar yaptım ama burada değil. İşte bayram tatiliyle alakası yok. Öyle. Ya gene de 3-4 defa da olsa burada da yayın yapıyorum yani. Haftalık. Ama tabii eskiden her gün saat 1,5-2 saat yapardık. Ama şu sıralar farklı işlerim var arkadaşlar. O yüzden kendinize izin vermiş olabilir. Yok. Bilmiyorum, farklı işlerim var, o yüzden buraya biraz yapmıyorum yani. Çünkü hem o tarafta yani o işlerle 3-4 saat ilgilen, hem de burası her gün yorar arkadaşlar insanı. Ben bazen yaparım kafa izli. yap. Arada dinlenmek iyidir. O yüzden şey değil yani. Üst üste yoruluyor insan. Ya sadece buraya açsam yayınlar eskisi gibi sıkıntı yok. Hani 2-3 saatte yaparız ama ondan işte farklı yerlerde de işlerim olduğu için burası biraz aksıyor tabi. Yani daha doğrusu aksamıyor. Yine haftada 3-4 gün yayın yapıyoruz ama tabi eskisi gibi her gün 2 saat 3 saat yapmıyorum yani. Dediğim gibi yorar insan o kadarı. Katı bariyer, trafik koordinatörleri ve etkinlik planlayıcılar olarak başlangıçtaki rollerimizi açtık ve Web3 e-spor düzenlemeleri adında öncü olarak ortaya çıktık. Teklifimiz şunları içerir. Web3 ortamı için özel olarak tasarlanmış, şeffaf ve işlemsel bir tokenomik model. Adaletli ve rekabetçiliği teşvik eden benzersiz şekilde hazırlanmış oyun mekaniği ve rekabet kuralları. Temelinde ürün uyarlanabilirliği olacak şekilde tasarlanmış esnek bir API entegrasyon çerçevesi. token ekonomisiyle uyumlu bir şekilde uyum sağlayan dikkatlice kalibre edilmiş bir işlem ücret yapısı. Metavirüs. Bu ne be? Güzelmiş arka plan ha. Sevdim valla. En yeni Next Gemi platformunda geliştirilen ilk Web3 oyunumuz Metavirüs ile oyunun geleceğine hoş geldiniz. Video izleniyor. Video izleyelim bakayım neymiş bu video. Merhaba sen hoş geldin. Bu arada bugün telefonumun şarjı az olduğundan dolayı arkadaşlar uygulama üstüne izleyemiyorum. Dolayısıyla bazı mesajları göremeyebiliyorum. Biliyorsunuz ki maalesef hala bu hatayı düzeltmedi Gate.io. Umarım bir an önce düzeltir. Web'de bazı mesajlar görünmüyor biliyorsunuz ki. O yüzden bazen şeyleri göremeyebiliyorum mesajlarınızı. Yani uygulama üstüne açmam gerekiyor. Bugün de telefonum şarjı çok az olduğu için bunu yapamıyorum maalesef. O yüzden okuyamadığım mesajlar için kusura bakmayın, tamam. Evet şu an yayın çöktü. Vay. Ne yapalım bunu? 1000'e mi düşürelim? 2000'e mi düşürelim? Lan 2000'e düşürelim. Ses kopuyor abi maalesef altyapıyla alakalı arkadaşlar. Benlik değil yani, tamam. Şimdi bizim kullandığımız programda arkadaşlar yayın çıkış diye bir şey var, tamam mı? Biz bu yayın çıkışta mesela bit hızı dediğimiz bir sistem var. Bizim bit hızımız, yani kabataslak anlatayım. Bizim bit hızımız ne kadar yüksek olursa o kadar fazla çözünürlüklü yayın yolluyoruz. Hem ses olarak hem görüntü olarak fark etmeksizin. Ben farklı yerlerde yayınlarda işte biliyorsunuz ki maalesef isim belirtemiyoruz. 10-15 bin bit hızıyla giriyorum. Efsane oluyor. Maalesef Gate.io bunu kaldırmıyor. 2000 bit hızına kadar düşürdüm. Altyapıyla alakalı bir durum arkadaşlar. Benlik değil yani, haberiniz olsun, tamam mı? Yüksek bit hızını kaldırmıyor. Metavirüsün büyüleyici tarafını keşfedin. Virüslerin canlandığı tuhaf bir dünyada dünyaya adım atın. Metavirüste en son teknolojiyi bir mikroskobik varlıklara hayat vererek sanal gerçekliği kılıçlar ve büyüler diyarına dönüştürüyor. Başka hiçbir şeye benzemeyen sevimli ve büyüleyici bir maceraya hazır olun demişler. Kitle dağılımı vesaire geçiyorum buraya. Burası yol haritası muhtemelen. Aynen. Bu da gördüğünüz yol haritası. Bunu Türkçe'ye çeviremiyoruz sanırım. Aynen. İşte 2025 ve sonrası oyun kümeleri ve hafif spor etkinliklerinin başlatılması, VR, AR, gerçek hayattaki etkileşimler vesaire demişler 2025'e. 2022'de bu işi başlatmışlar. Orada da işte tohum ve yuvarlak demo demişler. 2024-02'de demişler. Tohum yuvarlak demo oynanabilir demo. Igo demişler. Bunu da okuyalım. 2004 S2-2025 S1 kapalı beta exchange dinleme özel beta açık resmi vesaire. Çekirdek takımı vay. Baksana yayın zıt pıt kopuyor arkadaşlar. Benlik değil bu. Tekrardan internetimi teyit ettiğim zaman acaba benlik mi diye değil arkadaşlar. Şu anda speed test programı var. Bilmiyorum biliyor musunuz? İnternet upload download hızlarını ping mesela gördüğümüz, yani imkansız kopması. Neyse. Çin'den en çok hasılat yapılan mobil oyun. Mobil oyununda 1 milyondan fazla gerçek zamanlı çevrilmişi kullanıcı. Web3 pazarlama vesaire vesaire demişler arkadaşlar. Bu geçiyoruz, daha var herhalde. Şöyle. İlk 3 boyutlu matematik kitabı. Vay. Assassin's Creed Transformation, hedefi token modeli araştırılması vesaire vesaire. Bunlar da ortaklıkları arkadaşlar. Tanıdığım isim var mı diye bakıyorum. Chainlink Labs tabii ki. Yani Halo Games, World Games, Pentek Games. Yani çok gözüme çarpanlar. Bizi takip edin demişler ve bitirmişler arkadaşlar durumları. Evet, daha 26 dakikamız tamamlanmış. Bir 25 dakikamız daha var. Şimdi 4 dakikamız. Bir iki red paket sallayalım biz de madem. Birer paket salladım arkadaşlar. Birer paket daha atalım. Onu da bir 23 dakikalık atalım. Zaten redler patlar. Yayınımızı da sonlandırırız. Evet, bu arada var mı şeyle alakalı sormak istediğiniz bir şey? Startuplarla alakalı. Genel olarak. Evet, durumlar böyle arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim, bazen Gate.io'da web sayfasına mesajlar düşmeyebiliyor arkadaşlar. Telefonum şarjı az olduğu için uygulama üstünü açamıyorum. Eğer yazıyorsanız ve okumuyorsam bilin ki durum böyle. Bundan kaynaklı yani. Sonra demeyin. Yazdım okumuyor diyor. Akşam da muhtemelen saat 8.30-9 civarı arkadaşlar. Yine bir yayın yaparız. O analiz yayını olur. Katılırsanız detaylara bakarız piyasayla alakalı. Böyle bir durum var. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar biliyorsunuz ki birçok proje şu an hala hazırda ne yapıyor? Airdrop olarak veriliyor. Bunlardan Next Gemi bizim şu an tanıttığımız proje. 1132 tane de tamamlanan proje var şu ana kadar. Bunlar da bu şekilde bir VIP katılım kuralları. Ne yapalım ne yapalım. Ya ben anlatacaklarım az çok bitti zaten arkadaşlar. Tekrar şöyle bir istenene bakalım. Zamanı tamamlayalım. 10-12 dakika. Göksel hoş geldin Göksel. Yani projeye de tekrar biraz değinecek olursak arkadaşlar, işte Web3 tabanlı oyun, oyun içerisinde gördüğüm kadarıyla şurada oyun içerisinde de madenciliği yapılabiliyor. Öyle buna diyor. Yani oyun içerisinde madenciliği olan Web3 oyun projesi. Yalnız burada dikkat edin, bakın bu sayfa özellikle iyi dikkat edin arkadaşlar. Özellikle ön sipariş iptalleri hakkına iyi dikkat edin. Biraz değişik duruyor çünkü, bilginiz olsun. Yani diğer startuplar gibi değil. O yüzden buraları detaylı okuduk. Siz de detaylıca okuyun buraları, ona göre katılın. Yoksa problem yaşamayın daha sonra. Yani yanlış katıldım, ben buna katılmak istemiyordum gibisinden. Bir problem yaşamayın. Risk uyarısı, startup projesi adından anlaşılacağı üzere henüz başlangıç aşamasındadır. Projenin işleyişi ve temel teknolojisi gibi faktörler ve diğer ilgili düzenleyici faaliyetler önemli risklere yol açabilir. Kripto varlık yatırımının doğasında var olan riskleri anlamak ve değerlendirmek için ileri düzeyde teknik ve finansal bilgi gereklidir. Piyasanın oynaklığı yüksektir ve token fiyatı teknik düzenleyici, pazarlama faktörleri gibi nedenle büyük ölçüde dalgalanabilir. Kullanıcılar projenin veya Gate.io'nun teknik sorunları nedeniyle satılan tüm tokenları çekemeyebilirler demişler. Bu şekilde arkadaşlar. YT için de söyleyelim, bu bütün linkleri açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda hala Gate.io yerinizde yoksa açıklamalardaki referans koduyla kaydolarak komisyon indirimlerinden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sitesine de genel değinecek olursak yani fena değil. Fena değil. Evet arkadaşlar, son 3 dakikamız varsa bu projeyle alakalı sorularınız vesaire de yazın, onlara da bakalım. Daha doğrusu cevaplayalım. Yoksa da red paket patladığı gibi yayını kapatırım, bilginiz olsun. Biba, thank you. Thanks Slay. Özcan X. Teşekkürler. Bakalım red'e kaç dakika kalmış? Evet, 1 dakika 45 saniye kalmış. Güzel. Yeni bir şey var arkadaşlar. Evet, redimiz birazdan patlayacak. Ondan sonra da yayınımızın sonuna geliriz. YT tarafı içinde hala Gate.io üye değilseniz açıklamalardaki referans kodunu kullanarak üye olabilir. Komisyon indirimlerinden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda proje ile alakalı bütün sorularınızı da ve bütün linklere de açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz dostlar. Diyorum ve yavaş yavaş arkadaşlar yaşanan evet arkadaşlar, ufaktan dediğimiz patladığına göre durumlar böyle. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Dediğim gibi akşam muhtemelen bir yayını açarım. Analiz yayını. Oraya da katılırsanız detaylıca piyasalara bakarız. Görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Bay bay dostlar.